PLC'lerin dijital giriş ve çıkışlarında NPL ve PMP'den bahsederiz. Ayrıca Sync Source bağlantıdan da bahsedilir. Peki bunlar ne anlama geliyor? Şimdi bunları hep beraber inceleyelim. Öncelikle dijital girişlerden başlayalım. Dijital girişlerdeki PMP ya da NPL olma durumuna bir bakalım. PMP girişlerde PLC'nin girişine güç kaynağının artı ucu verilmektedir. Güç kaynağının eksi ya da şase ucu girişlerin ortak ucuna bağlanır. NPN girişlerde ise PLC'nin girişlerine güç kaynağının eksi ya da şase ucu verilmektedir. Güç kaynağının artı 24 volt ucu girişlerin ortak ucuna bağlanmaktadır. Önce bir PMP girişi inceleyelim. Burada iki tane PLC'nin inputunu göstermişim ama tabi biliyorsunuz PLC'lerdeki input sayısı çok fazla. Peki bu yapı nasıl? Temelde bir optokuplörden oluşmaktaydı. Ve bu optokuplörlerin uçları PLC içerisinde toplanıp common ucuna, ortak uca bağlanır. Yani girişlerin ortak ucuna içerisindeki giriş kartındaki yalıtım elemanı olan optokuplörlerin ortak ucu bağlanır. Şimdi eğer ben PLC'min inputlarına artı polarite uygulayacak olursam güç kaynağının artı ucundan girişlerdeki anahtarlama elemanlarına vermişim. Ve anahtarlama elemanlarına bastığımda burada güç kaynağının artısı PLC'nin inputuna ulaşacak. Ve daha sonra dikkat ederseniz içerideki optokuplörün LED'i doğru polaritede, doğru polarmada olduğu için de ortak uçtan, common'dan eksiği bulacak. Ve bu şekilde ben aslında bir elektrik devresini, basit bir elektrik devresini oluşturmuş olacağım. PMP girişlerde demin de dediğim gibi PLC'nin inputlarına artı polarite verilir ve ortak uca, common ucuna şase bağlanır. Eksi uç bağlanır güç kaynağının. İkinci giriş için de aynı şey söz konusu. Eğer ben ikinci girişe basacak olursam buradaki anahtar üzerinden artı polarite PLC'nin bu inputuna gelecek ve içerideki optokuplörün doğru polaritede olduğu için CPU'ya buradan sinyal uygulanmış olacak. Eğer benim PLC'min girişi NPN bir girişse bu sefer PLC'min inputlarına eksi ya da şase gerilimini vermem gerekli. Bunu yapabilmem için de ne olması lazım? Kaynağın artı ucu PLC inputlarının common ortak ucuna bağlanmalı ve eksi ucundan da inputlara giden anahtarlama elemanlarıma bir bağlantı yapmam lazım. Şimdi dikkat edecek olursanız yine burada optokuplörlerimiz var ve bu sefer optokuplörlerin anotları ortak uç olarak çıkarılmış. Ve eğer ben buradaki anahtarlama elemanlarından birine basacak olursam anahtarlama elemanı kaynağın eksi ucunu PLC'nin inputuna verecek. Ve inputuna verdiği zaman da içerisindeki optokuplörün LED'i katoduna anahtar üstünden eksi gerilim geldiği için zaten anotta, common ucunda, ortak uçta artıya bağlı olduğu için doğru polariteye geçecek ve yine buradan CPU'ya giriş kartından CPU'ya bir sinyal uygulanacak. NPN ve PMP girişlerimiz bu şekilde. PMP giriş yapabilmem için eğer ben bir sensör kullanıyorsam PMP tipi sensör kullanmam lazım. Eğer NPN tipi bir giriş kullanıyorsam burada benim NPN tipi bir sensör kullanmam gerekli. Şimdi çıkışlardaki NPN ya da PMP olma durumlarına bakalım. PMP çıkışta PLC'nin çıkış klemensine artı 24 volt verir. Bunun için güç kaynağının artı 24 volt ucu çıkışların ortak ucuna bağlanmalıdır. Çıkışlara bağlı elemanların diğer uçları ise güç kaynağının eksi şase ucuna bağlanır. NPN çıkışta PLC çıkış klemenslerine eksi ya da şase gerilimini verir. Bunun için güç kaynağının eksi ucu çıkışların ortak ucuna bağlanmalıdır. Çıkışlara bağlı elemanların diğer uçları ise güç kaynağının artı 24 volt ucuna bağlanır. PLC'de çıkış elemanı olan transistör ya da MOSFET kullanıyor olabiliriz. Open kolektör olarak kullanılır. Bunu açıklayalım. Eğer benim PLC'm çıkış output klemenslerine artı polarite veriyorsa, artı 24 volt veriyorsa bu benim için bir PMP çıkışıdır. Eğer benim PLC'm çıkış klemenslerine eksi 24 volt ya da şase gerilimini veriyorsa bu da benim için NPN çıkışlı bir PLC'dir. Peki bunu yapabilmesi için bağlantıyı ne şekilde yapmamız lazım? PLC çıkışları bildiğiniz gibi bir anahtarlama elemanları. Burada iki tane transistörle göstermişim ama yine inputlarda olduğu gibi buradaki aslında çıkış sayısı çok fazla. Ortak bağlantı, common ucunun nasıl yapıldığını göstermek için birden fazla burada transistör çizdim. Şimdi aslında common ucuna vermiş olduğum 24 volt benim içerideki
her bir çıkış katımdaki transistörlerin emitterlerine gelir. Burada 24 volt vermişiz. Buradaki input'un ve buradaki input transistörlerinin emitterlerine gelmiş. Eğer PLC bu çıkışı aktif edecek olursa bu transistör iletime geçer ve buradan almış olduğu 24 voltu kendi üzerinden geçirdikten sonra çıkış klemensine yansıtır. Ve çıkış klemensinde ben PLC'nin 24 voltu görürüm. Buraya bağlayacağım yük, kontaktör, röle ya da işte lambaysa bunun diğer ucunda devreyi tamamlayabilmem için benim kaynağın eksi ucuna vermem gerekli. Ve tekrarlayacak olursak buradaki komun ucuna ben PNP çıkışta artı polarite veririm. 24 voltun artı kısmını veririm. Bu komundan içerideki output elemanlarına bu artı polarite dağılır. Hangi çıkış transistörünü ya da FET'ini tetikleyecek olursam kendi üzerinden bu artı polariteyi geçirir ve çıkış klemensine yansıtır. Çıkıştaki bağlı olan elemanın da çalışabilmesi için diğer ucunda eksi polariteye, kaynağın eksi polaritesine şase gerilimle bağlanması gerekli. Eğer ben NPN çıkışlı bir transistör kullanacak olursam burada da kaynağımın eksi ucu çıkışların output'ların common ucuna bağlanır, ortak ucuna bağlanır. Ortak ucunda transistörlerin örneğin burada emitterine gelmiş. Eğer ben transistörleri tetikleyecek olursam, ilgili çıkış tetiklenecek olursa transistör iletime geçecek ve bu şase gerilimini eksi 24 voltu çıkış klemensine yansıtacak ve ben PLC'min çıkış klemensinde eksi 24 volt göreceğim. Burada tabi devrenin tamamlanabilmesi için dışarıda bağlamış olduğum kontaktör, röle ya da lambanın diğer ucunsa kaynağın artı yönüne bağlanması gerekli. Burada open kolektörden bahsediyoruz. Open kolektör dediğimiz şey ne? Open kolektörde çıkıştaki alıcının çekmiş olduğu akım transistör üzerinden geçer. Yani buradaki transistör bir yükselteç olarak kullanılmamıştır. Bir anahtarlama, on-off açma kapama için kullanılmıştır. Ve benim dışarıda kullanmış olduğum rölenin, kontaktörün, valfin, lambanın akımı içerideki transistör üzerinden tamamen geçer. Yine source ya da sink diye bir tabir kullanılır. Bunun ne anlama geldiğini şimdi inceleyelim. Önce temel mantığı şurada bir anlatalım. Kaynağımın VCC ucu artı VCC ucu source'dur. Kaynağımın şase ucu, eksi ucu ise sink'tir. Eğer ben sink ucuna bir yük bağlayacak olursam bu sink bir yüktür. Eğer ben source tarafına yani artı tarafına bir anahtarlama elemanı bağlayacaksam bu source anahtardır. Ya da tam tersi anahtarımı eğer şaseye yani sink tarafına bağlayacak olursam bu benim için sink anahtardır. Eğer ben yükümü kaynağın artı tarafına bağlayacak olursam da bu benim için source bir yük olacaktır. Şimdi burada PLC'nin source ya da sink olma durumuna bakacağız. Yani PLC bağlantısı source mu sink mi ona bakacağız. Burada giriş ve çıkışların source sink olma durumlarına bakalım. Şimdi öncelikle burada sink input'tan bahsediyoruz. Burası benim PLC'm. PLC'm içerisindeki giriş kartım var. Şimdi eğer ben kaynağın common ucunu SS yazan uç bazı PLC'lerde ya da common yazan uca ben kaynağın eksi ucunu bağlayacak olursam ve artı ucunu anahtarlama elemanı üzerinden PLC'nin input'una uygulayacak olursam burada benim PLC'm nerede bağlı? Sink tarafında yani şase tarafında bağlı ve bu benim için bir sink bağlantıdır. Tabi sink bağlantılı PLC'lere eğer inputlarını siz bir sensör üzerinden verecek olursanız bunun için de sizin PNP yani pozitif çıkış veren bir sensör kullanmanız gerekli. Şimdi source input'a bakalım. Source input'ta ise eğer benim kaynağımın artı ucu common ucuna PLC'nin common ucuna bağlanmışsa girişin benim PLC'm nerededir? Source ucuna bağlıdır. Yani buradaki PLC'm benim için source elemandır. Ve common ucu artıya bağlandığı için eksi ucu da anahtarlama elemanı üzerinden PLC'nin inputlarına uygulanır. Ve benim buradaki PLC'm source ucunda olduğu için source bağlantıdır. Ve source bağlantılı bir PLC'ye input vermek istiyorsanız bunun için de sink bir anahtarlama elemanı, sink bir sensör ya da NPN bir sensör bağlamak zorundasınız. Aynı durum PLC'nin çıkış kartı için, çıkışları için de geçerlidir. Eğer ben PLC'min common ucuna çıkışlarda eksiyi bağlayacak olursam
PLC'm benim sink ucundadır. Yani PLC'm benim sink elemandır. Ve PLC'm sink elemanı olduğu için PLC çıkışlarına buradaki çıkış kartım, transistörüm, FET'im aktif olduğunda çıkışlara ne verecek? Çıkışlara şase gerilimini verecek. Buradaki output çıkışlarına şase gerilimini verecek. Yani nereden almıştı? Kaynağın eksi ucundan almıştı. Eksi ucunu çıkışa aktaracak. Ve o nedenle benim PLC'min output ucunda eksi polariteyi göreceğim. Ve çıkıştaki elemanın çalışabilmesi için de elemanın diğer ucunu kaynağın artı ucuna bağlamam gerekli. Şimdi eğer benim çıkışım source outputsa burada da PLC'nin çıkışların common ucuna, ortak ucuna, SS ucuna kaynağımın artı ucunu veririm. Ve dikkat edecek olursanız benim PLC'm burada kaynağın artı ucunda, yani source eleman. Source eleman olduğu için de PLC'm artı ucu common'dan alır ve buradaki transistör ya da MOSFET iletime geçtiğinde bu artı polariteyi çıkış klemensine, örneğin Q00'a, 01'e her neyse yansıtır. Ve buradaki benim çıkıştaki alıcımın çalışabilmesi için de artı polariteyi çıkıştan alıyor, PLC output'undan alıyor ve diğer ucunun da eksi polariteye bağlanması lazım ki devrem tamamlansın. Biz daha çok Avrupa ve Amerika menşeli PLC'lerde çalıştığımız için bu tip PLC'ler, bu menşeli PLC'ler daha çok PNP çıkış veren PLC'ler. Uzak Doğu, Çin ya da Japonya menşeli PLC'lerde daha çok NPN çıkış veren PLC'ler. Yani Avrupa bölgesi, Amerika bölgesi PNP giriş çıkışı kullanırken Uzak Doğu bölgesi NPN giriş çıkışı kullanabiliyor. Bizde artı polaritede arıza arama daha kolay geliyor. Yani ölçü aletimin örneğin bir ucunu şaseye bağladıktan sonra artı ucuyla arıza arama bize daha rahat geliyor. Ve PNP çıkışta çalışan, PNP bir piyasada çalışan arkadaşlar NPN piyasada çalışmaya başladıkları zaman arıza bulma konusunda ya da mantığını oturtturma konusunda zorluk çekiyorlar. Son dönemde artık PLC'lerin giriş ve çıkışları, özellikle Uzak Doğu marka PLC'lerin giriş ve çıkışları hem NPN hem PNP olarak çalıştırılabiliyor. Bizim Siemens 1200 PLC'lerimizde ise çıkışlar hem NPN hem PNP olarak çalışabiliyor. Burada benim eğer SC7200 PLC'min şu çıkış üzerinden anlatacak olursam, SC7200 PLC'min eğer çıkış kartının common ucuna eksi bağlayacak olursam benim PLC'm NPN bir çıkış veriyor. Yani sync bir çalışma yapıyor. Eğer aynı 1200 PLC'nin ben common ucuna, çıkışların common ucuna kaynağın artı ucunu bağlayacak olursam PNP çıkış yapıyor. Yani source çıkış yapıyor benim PLC'm. Üzerine hiçbir ayar yapmanıza gerek yok. Sadece common ucuna bağlamış olduğunuz polariteyi çıkışta alıyorsunuz. Bunun için buraya ters paralel bağlı iki tane MOSFET'in atılması yeterli. Şimdi NPN ya da PNP giriş çıkışların birbirlerine göre bir üstünlüğü var mı? Bununla ilgili bir araştırma yaptım ama elle tutulur bir sonuca ulaşamadım. Benim mantığım belki NPN giriş ve çıkışlarda şase gerilimini kullandığımız için endüstriyel ortamlarda şase üzerinde oluşan gürültüler, bilmiyorum, belki istenmedik çalışmalar ortaya çıkarabilir.